esnasında hareket edemeyecek olanlar ya da gönüllü olarak tahliye edilmeyi kabul edenlerle birlikte bazı köylerde tahliye işlemleri de yapılmış oldu. İl merkezine yakın olmamız dolayısıyla herhangi bir konaklama, barınma ya da farklı bir hususta sorun söz konusu değil. Özellikle de buradan Çanakkale halkına göstermiş oldukları dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu. Sadece ormanlık alanlardan bahsetmiyoruz. Tarım alanları var, köyler var bu yangının güzergahında, hedefinde, ama şu ana kadar söyleyebilirim ki hamdolsun herhangi bir can kaybımız, yaralımız, yangının dumanından etkilenenlerin dışında bir sağlık sorunu yaşayan herhangi bir vatandaşımız ya da çalışanımız söz konusu değil. İlk baştan itibaren yaklaşık 21 hava aracı muhtelif arazözler, arış makinalarıyla birlikte müdahale devam ediyor zaten. Kızılkeçili köyünün İyideli mahallesi hali hazırda belki uçak seslerini duymak mümkün. İyideli mahallesinde müdahale sürmekte. Çanakkale yolu şu anda ulaşıma kapalı. Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir. Bu notu da vermiş olalım. Burada AFAD, valilik, AFAD, vekiller, bunun dışında tüm yerel unsurlar, kamu kurum ve kuruluşları büyük bir dayanışma içindeler. Çok şükür şu ana kadar çok ciddi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. Buraların biraz önce söyledim tarım alanları olması hasebiyle de Tarım İl Müdürlüğü tarafından yine hasar tespitleri yapılmış olacak. Arkadaşlar da bununla ilgili hazırlıklarını yapmış durumdalar. Aynı zamanda yine sivil toplum kuruluşlarından etkilenen hayvanlarla alakalı da yine hazırlıklar yapılmış durumda. Onlar da kendi üzerlerine düşeni bu durumda yapmış olacaklar. Değerli arkadaşlar, dün bahsettim birkaç kez, 19 yangın çıkmıştı orta ölçek ve üst ölçekte. Bunlardan 16'sı söndürüldü, kontrol altına alınmıştı. 3 tanesi Hatay Belen, Mersin Gülnar ve Çanakkale, şu anda içinde bulunduğumuz alanda bugüne sarktı maalesef. Ama şu an itibariyle Mersin Gülnar'daki yangının kontrol altına alındığını, Hatay Belen'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, artık bunu da büyük bir memnuniyetle anons edebiliriz. Hali hazırda sadece şu anda buranın devam ettiğini söylemek isterdim. Ancak bugün de maalesef 6 tane yeni yangın, orta ve üstü ölçek meydana geldi. Bunlar Adana Karaysalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık, Muğla Datça, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı. Bunlardan ilk saydığım Adana Karaysalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık ve Muğla Datça her zaman olduğu gibi çok hızlı bir müdahale ile hamdolsun kontrol altına alındı. Şu anda Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı da devam ediyor. Şu anda belki fark ediyorsunuz, çok ciddi bir rüzgar var. Bunlar çalışmaların maalesef devam etmesini güçleştiriyor. Arkadaşlarımızın bütün amacı an itibariyle, biraz önce söyledim, Çanakkale için, burası için İyideli Mahallesi'nde çok yoğun bir enerji var. Oraya odaklanmış durumdalar. Yerleşim yerlerinin etrafında gerekli tertibatı da almış durumdalar. Arkadaşların müdahalelerinin sonuçlarını hep takip edeceğiz. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalar yaptı. Biraz bahsetmek isterim kısaca hemen.
Bakanın açıklamalarında neler vardı? Şimdi Çanakkale'deki yangın kontrol altına alınmıştı fakat rüzgarla birlikte tekrar kontrolden çıktı dedi. 8 köy etkilendi. Bu köylerde tahliyeler yapıldı. Barınma konaklama sorunu yok dedi. Tahliye edilenlerle ilgili can kaybı yaralı yok dedi. Tarım alanları zarar gördü çünkü yangının hedefinde bu da vardı. Devam ediyor müdahale orada. Araçlar, çeşitli araçlarla. Aynı zamanda 19 yangın çıkmıştı totali. 16'sının söndürüldüğünü söyledi bakan. Şu an için devam eden Tekirdağ, Malkara ve Balıkesir Sındırlı yangını. Diğer türlü Adana'da, Mersin'de, Çanakkale, Ayvacık'ta, Muğla, Datça'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Yine Hatay, Belen'deki ve Mersin, Gülnar'daki yangınlar da kontrol altına alındı dedi bakan. Şu an odak noktası Çanakkale efendim. Dileriz oradan da hemen bir haber gelir. Şimdi bakalım bu yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.